Fortunato'nun beni binlerce kez inciten davranışlarına katlanabildiğim kadar katlandım. Ama işi hakarete vardırdığında intikam almaya yemin ettim. Ruhumun doğasını iyi bilen sizin de anlayabileceği gibi tehdit sözcüğünü hiç telaffuz etmedim. En sonunda intikamımı alacaktım. Buna kesinlikle karar vermiştim. Ama bu kesinlik zarara uğrama düşüncesinin önüne geçiyordu. Onu cezalandırmakla kalmamalı, aynı zamanda kendim de ceza almamalıydım. Bir yanlışı telafi edeni bunun bedeli ödetildiğinde o yanlış telafi edilmiş olmaz. Bunun yanı sıra intikam alan kişi intikam almakta olduğunu yanlışı yapana hissettirmeyi başaramazsa o yanlış yine telafi edilmiş sayılmaz. Bu anlaşılmalıdır ki gerek sözlerim, gerekse hakaretlerimle Fortunato'nun iyi niyetimden şüphe duymasına neden olacak hiçbir şey yapmadım. Eskiden olduğu gibi yüzüne gülmeye devam ettim ama o, şimdi onun işini bitireceğimi düşünerek gülümsemekte olduğumu fark etmedi. Şu bizim Fortunato, bazı konularda hem saygı duyulacak hem de korkulacak bir adamdı. Ama onun da zayıf bir tarafı vardı. Şaraptan çok iyi anladığını söyler ve bununla övünürdü. Yalnızca birkaç İtalyan gerçek bir usta ruhu taşır. İlgilenirmiş gibi göründükleri şeyler karşısında sergiledikleri coşkulu tavırlarını genellikle o andaki duruma ayak uydurmak, fırsatlardan yararlanmak, İngiliz ve Avusturyalı zenginleri kandırmak için takınırlar. Tablolar ve değerli eşyalar konusunda Fortunato da kendi vatandaşları gibi zevzekti. Ama iş eski şaraplara gelince samimiyeti inandırıcıydı. Bu açıdan ondan pek farkım yoktu. İtalyan şarapları ve ürün yılları konusunda ben de epey bilgiliydim. Fırsat buldukça bol miktarda şarap satın alırdım. Karnaval dönemi çılgınlığının zirveye ulaştığı bir akşam alacakaranlık çökerken arkadaşıma rastladım. Çok içmiş olduğundan aşırı bir sıcakkanlılıkla yanıma sokuldu. Adam rengarenk giyinmişti. Üzerine sıkıca oturan rengarenk çizgili bir elbisesi vardı. Başına koni biçiminde çıngıraklı bir şapka takmıştı. Onu gördüğüme öyle sevinmiştim ki ellerini acıtırcasına sıkmaktan kendimi alamadım. ''Sevgili Fortunato'' dedim. ''Bu ne güzel bir rastlantı. Bugün ne kadar iyi görünüyorsun.'' Ben de Amontillado olduğunu söyledikleri bir fıçı şarap aldım ama bundan şüpheliyim. ''Nasıl?'' dedi. ''Amontillado mu?'' ''Bir fıçı.'' ''Olamaz.'' ''Hem de karnavalın ortasında.'' ''Şüpheliyim.'' diye yanıtladım. Ayrıca sana danışmadan gerçek Amontillado fiyatını ödemek gibi bir aptallık ettim. Seni bulamadım ve fırsatı kaçırmaktan korktum. Amontillado. Şüpheliyim. Amontillado. Bu şüpheden kurtulmalıyım. Amontillado. Sen meşgul olduğun için Lucchesi'ye gidiyordum. Danışılacak başka biri varsa o da Lucchesi'dir. Bana diyecektir ki... Lucchesi Amontillado'yu şeriden ayıramaz. Yine de bazı budalalar onun damak tadının seninkine denk olduğunu söylüyorlar. Hadi gidelim. Nereye? Senin şarap mahzenine. Hayır dostum, iyi mizacın yüzünden sana yük olmayacağım. Sanırım bir sözün var, Lucchesi... Hiçbir sözüm yok. Gel. Hayır dostum. Mesele bir sözünün olup olmaması değil. Gördüğüm kadarıyla sen fena üşütmüşsün. Mahzen dayanılmayacak kadar rutubetli. Her yer potasyum nitratla kaplı. Yine de gidelim. Soğuk önemli değil. Amontillado ha? Kandırmışlar seni. Lucchesi'ye gelince, o Amontillado'yu şeriden ayıramaz. Fortunato bunları söylerken koluma girdi. Siyah ipekten bir maske takıp bir pelerine sıkıca sarındım kendimi. Onun beni aceleyle köşküme doğru sürüklemesine bıraktım. Evde hizmetçi yoktu. Karnavalı bahane ederek eğlenmek için sıvışmışlardı.
Onlara sabaha kadar eve dönmeyeceğimi ve hiçbir yere kımıldamamalarını açıkça tembihlemiştim. Bu emirlerimin henüz arkamı döner dönmez hepsinin ortadan kaybolması için yeterli olacağını da biliyordum. Şamdanlarına takılı duran iki meşale aldım. Birini Fortunato'ya verip birbiri ardına odalardan geçerken eğilerek ona yol gösterdim. Ardından mahzene giden kemerli geçide vardık. Arkamdan gelirken dikkatli olmasını söyleyerek döne döne inilen uzun merdivenden indim. Sonunda iniş bitti ve Montresörlerin mezarlarının bulunduğu nemli toprak zemin üzerinde yan yana durduk. Arkadaşımın yürüyüşü dengesizdi. Yürüdükçe şapkasındaki şıngıraklar çınlıyordu. "Fıçı," dedi. "Biraz daha ileride," dedim. "Mahzenin duvarlarında şapırdayan şu beyaz ağlara baksana." Bana doğru döndü ve sarhoşluğun yaşlarını damıtmış buğulu gözleriyle baktı. "Potasyum nitrat mı?" diye sordu sonunda. "Potasyum nitrat," diye karşılık verdim. "Ne zamandır böyle öksürüyorsun?" Zavallı arkadaşım öksürmekten dakikalarca yanıt veremedi. "Önemli değil," dedi sonunda. "Gel," dedim kararlı bir tavırla. "Geri dönelim. Önemli olan senin sağlığın. Sen zengin, saygıdeğer, beğenilen ve sevilen birisin. Mutlusun. Benim de bir zamanlar olduğum gibi. Özlenecek bir adamsın. Benim açımdan sorun yok. Geri dönelim. Hasta olacaksın. Bundan sorumlu olamam. Hem Lucchese var." "Yeter," dedi. "Öksürük sorun değil. Beni öldürmez. Öksürükten ölecek değilim." Doğru, diye karşılık verdim. Ve aslında seni gereksiz yere korkutmak gibi bir niyetim yoktu ama tüm önlemleri almalısın. Şuradan bir Medoc şarabı içelim, rutubetten korur bizi." Bunu söylerken uzun raflarda dizili şarap şişelerinden birini alıp boğazından kırdım. "İç," dedim şarabı ona uzatarak. Pis pis gülümseyerek şişeyi dudaklarına doğru kaldırdı. Duraksadı ve başındaki çıngıraklar şıngırdarken dostça başını salladı. "Şerefe, içiyorum," dedi. "Etrafımızdaki ebedi istirahatlerinde olanların şerefine. Ben de senin uzun ömürlü olmana." Tekrar koluma girdi, ilerlemeyi sürdürdük. "Bu mahzen," dedi. "Bayağı genişmiş. Montresörler büyük ve kalabalık bir aileydi," diye yanıtladım. "Armanız neydi? Unutmuşum." "Göt mavisi bir tarlada altından yapılma büyük bir insan ayağı. Bu ayak topuğa dişlerini geçirmiş, saldırgan bir yılanı eziyor." "Ya yüz değişiniz?" "Nemami impun lakasit." "Cezasızlıkla aşağılayamaz kimse beni." "Güzel," dedi. Şarap gözlerinde parladı ve çıngıraklar yine şıngırdadı. Nidok bana keyif vermiş, içimi ısıtmıştı. İstiflenmiş kemikten oluşan duvarlar boyunca fıçıların ve damacanaların arasından mezarın en iç köşelerine doğru ilerledik. Adımlarıma yine ara verdim ve bu kez Fortunato'nun bir kolunu dirseğinin üzerinden tutmaya cesaret ettim. "Potasyum nitrat," dedim. "Bak, artıyor. Duvarlardan yosun gibi sarkıyor. Nehir yatağının altındayız. Nem damla damla olmuş kemiklerin arasından sızıyor. Gel, çok geç olmadan geri dönelim. Senin öksürük..." "Sorun değil," dedi. "Devam edelim. Ama önce bir Medoc daha." Bir Degreve şişesi kırarak ona uzattım. Bir dikişte bitirdi. Gözlerinden ateşli bir ışıkla parladı. Güldü ve anlamadığım bir el hareketiyle şişeyi havaya fırlattı. Şaşkınlıkla ona baktım. O gülünç ve acayip el hareketini tekrarladı. "Anlamıyorsun," dedi. "Hayır," dedim. "O zaman sen kardeşlikten değilsin." "Nasıl yani?" "Mason değilsin." Evet," dedim. Evet." "Sen imkansız Mason musun?"
Masonum, diye karşılık verdim. Bir işaretle kanıtla. Al işte, dedim, pelerinimin kıvrımlarından bir mala çıkararak. Şaka yapıyorsun, diye bağırarak birkaç adım geri sıçradı. Hadi gidip şu amontilladoyu görelim. Pekala, öyle olsun, dedim. Malayı pelerinimin altındaki yerine geri koyarak yine kolumu uzattım. Ağırlığını vererek yaslandı. Amontillado'yu aramak için yolumuza devam ettik. Bir dizi alçak kemerin altından geçtik, aşağı indik, düz gittik, tekrar indik ve gizli gibi duran bir mahzen odasına ulaştık. Bu bölümün havası çok kötü ve ağırdı. Bu yüzden meşalelerimizin alevi kora dönüştü. Bu yeraltı mezarlığının en uzak ucunda daha küçük, başka bir açıklık vardı. Duvarları Paris'in büyük yeraltı mezarlarına benzeyen, üst üste tavana kadar istiflenmiş kemiklerle kaplıydı. Bu iç mezarlığın üç duvarı bu şekilde düzenlenmiş, dördüncü duvara bitişik kemikler ise toprak zemine yıkılarak sağa sola saçılmıştı. Bunların bir bölümü bir noktada büyüdükçe bir tümsek oluşturmuştu. Yıkılan kemiklerin yer değiştirmesi sonucunda açığa çıkan bir oyuk daha gördük. Derinliği 1,5 metreye yakın, genişliği 1, yüksekliği de 2,5 metre kadardı. Belirli bir kullanım amacı için yapılmışa benzemiyor, yalnızca mezarların tavanını tutan iki büyük destek kirişinin arasındaki bir açıklıktan oluşuyordu. Ve onu çevreleyen sağlam granit duvarlardan biriyle arkadan destekleniyordu. Fortunato, meşalesini kaldırarak girintinin içini görmeye çalıştı. Çabası boşunaydı. Zayıf ışık, dip kısımları görebilmemiz için yetersiz kalıyordu. İlerle, dedim. Amontillado burada, içeride, Lucchesi'ye gelince. O cahilin tekidir, diye sözümü kesti. Bu arada yalpalayarak ileri doğru adım attı. Hemen peşine takıldım. Bir anda girintinin sonuna ulaştı ve kayaya toslayıp ilerleyemediğini anlayınca aptalca bir şaşkınlık içinde olduğu yerde kala kaldı. Bir anda onu granite zincirleyiverdim. Duvarda yatay olarak birbirinden 60 santim uzaklıkta duran iki demir halka vardı. Birini kısa bir zincir, öbürünü de bir asma kilit takılıydı. Zinciri onun beline dolayıp ucunu kilide sokmak birkaç saniyelik bir işti. Karşı koyamayacak kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Anahtarı çekip alarak geri adımlarla oradan çıktım. ''Elini duvara sürsene.'' dedim. ''Potasyum nitratı hissetmeden duramazsın. Gerçekten çok rutubet var. Bir kere daha ve yalvararak rica ediyorum, geri dön.'' ''Hayır mı? O halde senden ayrılmalıyım. Fakat ilk önce seni gücüm yettiğince rahatlatmalıyım.'' ''Amontillado!'' diye bağırdı arkadaşım, şaşkınlığını henüz atlatamamıştı. Doğru, diye yanıtladım. Amontillado. Böyle söylerken biraz önce bahsettiğim o kemik yığınının içine dalmış çalışıyordum. Kemikleri kenara atarak altlarındaki bir miktar yapı taşı ile harcı açığa çıkardım. Bu malzemeyi ve malımı kullanarak kuvvetlice oyuğun giriş bölümünü duvarla kapatmaya başladım. Duvarın birinci sırasında bitirmiştim ki Fortunato'nun ayılmakta olduğunu gördüm. Bunun ilk belirtisi oyuğun derinliklerinden gelen kısık ve iniltili gibi bir çığlıktı. Sarhoş bir adamın haykırışı değildi bu. Ardından uzun bir sessizlik oldu. İkinci katta sırasını bitirdim. Üçüncüyü, sonra dördüncüyü çıktım. Hemen sonra da zincirin öfkeli titreşimlerini duydum. Zincir sesi birkaç dakika devam etti. Ben de onu daha tatminkar bir şekilde dinleyebilmek için işi bırakıp kemiklerin üstüne oturdum. Sonunda şıngırtılar yatıştığında hemen malayı kapıp işi kaldığım yerden devam ettim ve hiç durmadan 5., 6., 7. sıraları bitiriverdim. Duvar neredeyse göğsümle aynı hizaya gelmişti. Yine duraksadım, meşaleyi kaldırıp duvarın üzerine doğru tuttum, içerideki şeklin üzerine zayıf ışık çizgileri düştü. Zincirlenmiş şeklin gırtlağından birbiri ardına çıkan yüksek, tiz çığlıklar sanki beni şiddetle geri itti. Bir an tereddüt ettim, titredim,
Kılıcımı kınından sıyırarak oyağa sokup yokladım. Ama bir anlık bir düşünceyle kendime geldim. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım, tatmin olduğumu hissettim. Yeniden duvara yaklaştım. İçeridekinin haykırışlarına karşılık vermeye başladım. Onlara yankı yaparmış gibi karşılık verdim, yardım ettim ona. Onlara güç ve yükseklikte üstünlük sağladım. Ben böyle yapınca yaygaracının sesi yavaş yavaş kesildi. Gece yarısı olmuştu. İşim bitmek üzereydi. 8., 9. ve 10. taş sıralarını tamamlamıştım. 11. ve sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirip sıvası yapılacak bir tek taş kalmıştı. Taşın ağırlığı beni zorladı. Bu yüzden onu kısmen yerine yerleştirdim. Fakat tam o anda oyuğun içinden başımdaki tüm saçları diken diken eden alçak sesli bir kahkaha geldi. Bunu Asil Fortunato'nun sesine hiç benzemeyen acıklı bir ses takip etti. Şöyle diyordu: "Ha ha ha ha. Çok güzel bir şaka doğrusu. Kusursuz bir şaka. Köşkte buna kahkahalarla güleceğiz. Ha 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 ha. Şarabınızı içerken. Ha 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 ha. Amontillado'yu," dedim. "Ha ha. Evet, Amontillado'yu. Fakat geç olmuyor mu? Köşkte bizi beklemezler mi? Lady Fortunato ve diğerleri. Hadi gidelim." "Evet," dedim, "gidelim." "Tanrı aşkına, Montresor." "Evet," dedim, "Tanrı aşkına." Fakat bu sözlere boşu boşuna bir yanıt bekledim. Sabırsızlandım. Yüksek sesle bağırdım: "Fortunato." Yanıt gelmedi. Bir daha seslendim: "Fortunato." Yine yanıt gelmedi. Kalan açıklıktan bir meşale sokup içeri düşürdüm. Bunun karşılığında yalnızca çıngırakların sesi geldi. Mezarlardaki rutubet yüzünden yüreğim daralıyordu. İşimi bitirmek için aceleyle son taşı da yerine yerleştirip sıvasını yaptım. Yeni duvarın dibine kemiklerden oluşan eski duvarı tekrar ördüm. Yarım yüzyıldır hiçbir ölüm onları rahatsız etmedi. "In pace requiescat." Huzur içinde yatsın.